Basketbol Life'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yeni sezonda bomba gibi programlarımızla karşınızda olacağız ve ilkiyle bugün yepyeni programla start veriyoruz. Bu programımızda basketbolcularımızın bir günü nasıl geçiyor, neler yapıyorlar, özel hayatlarında nasıllar, hepsinin cevabını öğreneceksiniz. Ve ilk haftada çok değerli bir isim, çok sevdiğim bir kardeşim Cenk Akyol'la geçireceğiz. Şimdi antrenman da birazdan bitecek ve bütün gün onunla olacağız. Basketbol Life başlıyor. Merhaba, Basketbol Life'da Can Karadeniz'le beraberiz. Ben elimle mikrofonla oynayacağım. Can kendi topla oynamaya çalışacak. 3 yapan kazanır Can. Başla. Can evet, 1 saat hücum ediyor. Konuşarak seni geçeceğim, hem de sayı atacağım. Evet, kendi çok iyi olduğu için torpille yapıyor bana. Steps. Steps. Steps ağır çekimde göstereceksiniz. Foul. 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 Atacağım kafanı. Nasıl bitmedi ya? Ya bitmedi bende ne demek ya? Sonucum bende. Kaçırırsam sen kazanırsın. Tamam, o zaman Basketbol Life izleyicileri için sportmenlik dışı faulü canlı göstereceğim şimdi. Yavaş ol. Tamam. Ya Allah be. Evet Can. Kanalda tebrik bir seviye yükseleceğini umduğumuz gene beni bitirdi. Abi, tebrik ederim. Ha, bir şey söyleyeceğim. Kariyerimi bitirmeye çalışıyorsun. Hayır hayır, hiç öyle. Ama şu kadarını söyleyeyim. Sen hariç kimse beni yenemez. Yok ya. Yenemez. Ya, sen iyice havaya girdin. Ben. Yenemez. Tamam, iyi, bu bütün sezon çekmeyeceğim programı. Çekeceğim. Tamam, o zaman bundan sonraki herkesi yeneceksin. Yeneceğim. Tamam. Cenk'e burada yenildim. Evet, yenildim. Ama kendisine düelloya davet ediyorum. PlayStation'da da ben onu yenerim. Tamam, sen PlayStation'da beni yen, ben PlayStation'ı hediye edeceğim. Can Karadeniz'i artık lütfen terfi ettirin. Ne bizi böyle yorsun artık, terfi edeceğim diye canı çıktı çocuğun. Artık yani kanal müdürüne buradan ben sesleniyorum yani. Lütfen rica edeceğim. Alsınlar, masa başı bir iş bulsunlar sana. Bizi de yorma artık lütfen. Sen de inşallah istediğin yerlere gelirsin böyle. Abi kardeşim, teşekkür ediyorum ama ben sevgimden biliyorsun. Ben de seni sevdiğimden. Başkası olsa hayatta bunları yapamam. Yani kusura bakma. Biliyorum. O zaman PlayStation'da... Bak, bunu katlettin yani. Oynamam bile yani hiç senle. PlayStation oynar mısın? Oynarım. Tamam. İyisin abi. Tamam. Başarılar dilerim. Bella. Senin için bir arabada en sevdiğin özellik ne? Araba benim için bir amaç değil, bir araç. Beni A noktasından B noktasına götürsün. Yeter diye.
bilgisayarla evin arası kaç kilometre? 33. 33 kilometre. Yani mesafe az değil. Yarım saat değil. Yarım saat. Yolda zaman nasıl geçiyor? Araba kullanıyorum. Yani araba kullanıyorum. Müzik dedin. Hangi müzik dedin? Her türlü. Yabancı mı Türkçe mi yani? Her türlü. Yani şarkı. Les gens me disaient, mais fuis-toi cette fille-là. Mais c'est un phénomène qui est monté nos rêves. Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient. dakikalık yolculuğun ardından eve geldik. Cenk, öncelikle merhaba. Merhaba. Evini ziyaret ediyoruz. Bugün seninle birlikte olacağız. Hoş geldin Cenk. Güzel bir görüntü var burada. Doğa var, yeşillik var. Evin içerisinde güzel görüntüler bizleri bekliyor. Keyifli bir gün geçirecek miyiz? Evet, inşallah. Yani günün keyifli olup olmayacağını artık senin hareket tavırların belirleyecek. Peki, öyle olsun. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Siz bir evi dolaşın. Evin güzel görüntüleriyle baş başa bırakalım. Bizler de içeriye doğru ilerleyelim. Eve geldik. Yeni bir yuva kurdun. Yeni bir yolculuğa çıkıyorsun. Öncelikle bundan bahsedelim. Evet. Önce evi aldım. Sonra evlenmeye karar verdik. Hayır, evlenmeye karar verdik. Sonra evi aldık. İşte evlendikten sonra da burada yaşayacağız beraber. Nasıl başladın bu evi dizayn etmeye? Çünkü baktığımızda gerçekten burası huzur verici bir ortam var zaten. Az önce izleyenler de gördü. Birazdan içeriye de gezeceğiz. Bakacağız eve. Sen neler söylersin bununla ilgili? Bu kadar uzun soru sordun ki. İşte evin içinde, içi yani iç dizaynında enlerin eşi Buket bayağı yardımcı oldu. Bana kalsa zaten ben yapamazdım. Naz da halledemezdi. Tabii ikimiz de burada olmadığımız için maçlar falan. O yüzden Buket bayağı yardımcı oldu. Şimdi evet, huzurlu bir ortam yani, sessiz, sakin, biraz da şehirden yani. Bilerek böyle bir seçim yaptın değil mi? Evet, bilerek böyle bir seçim yaptım. Naz burayı çok istedi ondan. Öyle bir seçim. Hanımlar ne isterse olur her zaman. Normalde basketbol hayatın gerçekten çok güzel bir kariyerim var. Başarılı bir kariyerim var. Galatasaray'da da 23 yıllık aranın ardından şampiyon kadroda önemli bir parçaydın. Büyük emekler verdin. Bunun dışında, topun dışında neler yapıyorsun? Valla çok vakit olmuyor zaten. Sen de biliyorsun. İdman, ev, maç, ev. Arada da işte senin gibi güzel arkadaşlarımızla beraber geziyoruz. Hep beraber. Güzel bir şekilde, doğru. Ama sosyal hayat da çok önemli. Basketbolculuk gerçekten çok zor. Genelde çünkü dışarıda öyle bir bakış açısı vardır. Hani maç yapıyorlar, para kazanıyorlar. Hayatları kolay ama gerçekten öyle değil. Biz de hayır, bunu yakından... Maç yapıp para kazanıyoruz yani. Ama yoğun bir tempo. Tamam, yoğun bir tempo zaten. Yazın yaptığımız tatil dışında 10 ay boyunca hiç kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmuyor işten başka. Şimdi, ama orası doğru yani, maç yapıp para kazanıyor. Sonuçta her sporcu maç yapıp para kazanıyor. Peki basketbolun dışında hobilerin neler yapıyorsun? Dart oynuyorum. İyi oynuyor musun? İyi oynuyorum. Okları kaybettim ama. Bayağı iyi oynuyorsun, oklar kaybolmuş. Uçtu gitti arkaya, onlara kaçtı. Ya bahçeyle ilgili de ilgim var, birazdan oraya da gideceğiz. Yeşilleri seviyorsun. Uğraşmayı sen de o yüzden yeşil tişört giydin zaten. Bugün özel olarak giydim, beğendin mi? Çok güzelmiş. Senin de pantolonun çok güzel. Biz her zaman zaten kıyafetle ilgili konuşuyoruz. Bugün de çok şıksın. Sağ ol, her zaman kendimi. Nelere dikkat ediyorsun o zaman, kıyafete gireyim? Bir şeye dikkat etmiyorum, beğendiğimi alıp giyiyorum. Pantolonların renkli oluyor ama. Evet, renkli bir adamım çok. Gerçekten öylesin. Sen de öylesin ya. Ben de öyleyim ya. Ben de senin gibi renkli giymeyi seviyorum. Benim şey, günüm bu yani. Durgun mu? Evet. Sinemaya film izliyor musun? İzliyorum.
gitti. Daha dün gittim ya. Hangi film? Elysium diye bir film varmış. Çok kötüydü. Matt Damon'ın. Çok kötüydü. Kötü mü? Çok kötüydü. Ben de merakla bekliyordum demek ki. Onun önce Brad Pitt'in filmine gittim ama çok güzeldi. Sevdim onu. Ona gitmedim ben. Git onu. Wolverine'i izledim en son. Kötü. Sağlıklı beslenmeye çok dikkat eden birisin. Çok. Yani hayatında ben hep bunu gözlemliyorum. Buraya da küçük bir bahçe yapmışsın. Evet. Sebzelerini buradan mı alıyorsun? Son anda aklımıza geldi bu da. Neler i̇şte var burada? Ben patlıcan görüyorum. Patlıcanlar var burada. Burada biber var. Al bunu hemen ye. Acı mı? Değil. Gerçekten güzel ha. Mesela bunlar ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Bunlar şişmiş ya. Evet. Bunları alıp tohum yapacağım. İçinde bunların çekirdeği çoktur şimdi. O tohum olacak o. Yakında var ya bu sektöre girebilirsin sen. Tabii organik. Meyve. Sebze. Sebze. Biber daha iyi. Biber daha iyiyim ben. Buraya başka şeyler ekmeyi planlıyor musun? İşte kışın öbür tarafa maydanoz, roka falan ekeceğim. Oo. Zaten bunlar sezonluk yani. Bundan sonra bir daha bunlardan bir şey olmaz. Bunları alıp öbür tarafa koyacağım. Daha burası biraz küçük kaldı. Domates. Of. Çok da güzel kokar. Valla domates, biber ne ararsanız var. Gerçekten muazzam bir bahçe. PlayStation zamanı şimdi. Rekabetin olduğu yerdeyiz. Abdi İpekçi'de söylemiştim. Duello'ya hazırdım ve artık sahadayız. Hazır mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Ben de hazırım. Bu tuşlar bozuk be abi. Yok benimki değil. Sen sağlam kolu aldın tabii. Bozuk kolu verdin bana abi. Kol vallahi bozuk. Ya abi benim koluma. Gol geliyorum dedi canım. Sana bundan sonra foul yapacağım. Yavaş. Agüero içeriye verdi. Kafa gelmedi. Dakika 24, Manchester City Bayern Münih mücadelesinden mutlu günler sevgili seyirciler. Bayern Münih karşılaşmanın 10. dakikasında 1-0 öne geçti. Company, en sağlıklı Gareth Barry, Agüero Neuer, yine top, toparlardı gol, toparlardı gol. It's not my problem, it's not my problem. Sevdiği toplar. Agüero. Agüero Neuer. Neuer. Bunu atmayacaksın herhalde. Yeah. Oh. Joe Hart. Joe Hart. Hayır dedi bugün. Hayır diyor. Pas geldi. Müller. Gomez. Vurdurmayın. Robben. Vurdurmayın. Harika bir top. Neuer çıktı ama. Kale boş. James Milner. James Milner! Muazzam bir gol! Toparlandı gol! Oh! Ya böyle bir saçmalık var mı abla? James Milner! James Milner! Bak stres oldu. Mikrofonu al diyor. Sinirlendi. Ne yaptı abi? Yok gol! Yok gol! Muazzam savunma! Bir dakika Fena. Abi hiçbir şey yok. David Silva. Neuer çıktı. Silva vurdu Neuer. Hakem bitirdi. 90 dakika sonra erdi. 90 dakika sonra erdi. Ne demiştik? Ne demiştik? Kim daha iyi oynadı?
Ben değil mi? Kim kazandı? Ben. PlayStation'da kazanan ben oldum. Şimdi de gerçek futbol zamanı. Yine güveniyorum kendime. Bu City'nin kalecisi kim? Hart. Göreceğiz bakalım Hart mısın, Bart mısın şimdi. Hadi bakalım görelim. Geçiyorum. Senin elleri değil. Cam kırılırsa. Cam kırılırsa. Cam kırılırsa. Abi bu ne ya? Fasla. Aldı plastik topu getirdi. Burada türlü türlü oyunlar. Deplasmandayız diye yapılmaz. Yani insan bir meşin yuvarlak getirir şuraya. Rekabet öyle olur. Alışkın değiliz biz plastik topa biliyorsunuz. Ama yine de deniyoruz işte. Şimdi sıra var. Hayır. 36. Böyle bir şey var. Champion. Bitkiler hakkında da bilgilerim var dedim. Bu ne ağacıdır? Bu kurumaya üst tutmuş bir manolya ağacı. Çok fazla sulandığı için. Ya, çok mu suladın? Çok sulamadım da. Çok sulanmış. Çok ıslak yani altı bayağı o yüzden. Normalde tabii. Günde kaç kere bunun sulanması gerekiyor? Yani şimdi gece 2 kere çalışıyor sulama. Evet. Ama biraz fazla oldu tabi. Bu manolya yani. Manolya ağacını biraz bizime tarif eder misin? Manolya ağacı güzel, kokulu, beyaz, çiçeği bu, olan. Turuncu galiba. Hayır canım çiçeği beyaz bunun. Çiçeği beyaz. Ben fazla bilmiyorum. Yani bu da turuncu değil kırmızı. Kırmızı. Bunlar leylendiler. Manolya ile ilgili bir şarkı var bilir misin onu? Oo manolya. Ya. Yüzümün haline bak, seninle kim tutacak? Evet, açıklar kapanınca. Bu ne ağacı? Bu, bakayım ona. Bu elmaydı. Elma bu. Böyle elma ağacı mı olur? Bodur elma bu. Şurada bir tane armut var. Bir tane daha elma var. Bunların adları ne? Bunlar alev ağaçları. Alev ağaçları. Alev alev, o da öyle de bir şarkı var. Var ya, yandığımı görüyorsun. Güllerimiz var böyle. En çok sevdiğin çiçek hangisi? En çok sevdiğim çiçek sensin canım. Havuza girmeyi sever misin? Severim. Şey böyle kıyafetle girmek istemiyorum. Ben atıcı seni tanıyorum. Atla o zaman. Bence bir şey söyleyeyim. Seni tanıyorum. Şey atla. Ya, ama bu böyle olmaz. Miami giyince atlayacağım. Bence atlayamam. Yok böyle olmaz. Hadi. Böyle olmaz. Evet can güzel bir günün. Artık sonuna gelmek üzereyiz. Son sormak istediğin birkaç soru varsa onları da alayım. Var. Ondan sonra. Merak ettiğim sorular var. Tamam. Şimdi düzgün sorular olsun tabii, lütfen rica edeceğim. Tabii ki. Şimdi bizi izleyenler bu Basketball Life derken oyuncuların yaşamı, buralara nasıl geldiğini de merak ediyorlar. Ben de sormak istiyorum. Sonuçta seni dışarıdan tanıyorlar. Cenk Akyol buralara nasıl geldi? Çalıştım tabii çok. Antrenmanlarda İlimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Antrenmanlardan sonra ekstra çalışarak. Tabii bunların yanında çok çalışmanın, yetenekli olmanın yanında da insanın bazen de şanslı olması gerekiyor. Fırsatlar geldiğinde de o fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Onları iyi değerlendirmenin sonucunda da zaten büyük sporcular daha da iyi yerlere gelebiliyor.
Sonuçta ben geldiğim yerden, şu an bulunduğum konumdan memnunum. Ama daha 26 yaşındayım. Hani bundan daha iyisini yapabilir miyim? Belki yaparım, belki de yapamam. Ama demin de söylediğim gibi şu an bulunduğum konumdan ben memnunum. Hayatta en iyi anlaştığın kişi kim? Evet, arkadaş olarak. Doğru cevap. Arkadaş olarak. O da o. Her şeyin. Basketbolda kim? Ender. Ender. Neden? Ne bileyim neden. Naz'ı söylediğim zaman neden diye sordun mu? Oraya girmek istemedim yani çünkü. Neden? Nedeni yok yani. Ender yani. İyi anlaş. Niye iyi anlaşıyorsun o yüzden? Hani seviyorum onu. Onu da seviyorum. Senle de iyi anlaşıyorum mesela. 17 numaralı formayı giyiyorsun. Hı-hı. Neden? Naz 17 numaralı formayı giyiyor çünkü. Ben de 17 numara giyiyorum o yüzden. Hayatının merkezi gerçekten. Yani çok da iyi bir karakter. Naz 52 numara giysin, 52 numara giyiyorum. Yani. Öyle mi? Tabii öyle. Evet Can, Basketball Life programının ilk bölümünün sonuna geldik. Öncelikle hayırlı olsun. İnşallah iyi gider. İstediğin her şey bu sezon. Bu programla beraber. Zaten bütün sezon berabermişiz galiba. Öyle bir haber aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum da. Doğru. İlk bölümü seninle yapmak istedim. Gayet de keyif aldım. Bizleri ağırladın. Hem Cüneyt Aktaş'a, kameraman arkadaşım, hem de Ozan Moroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu çekimde bizlere yardımcı oldu. Basketball Life özel bölümlerle, özel görüntülerle devam edecek. Bundan sonra kimi konuk almayı düşünüyorsun? Daha karar vermedim. Zaten 12 kişi takım. Yani nasıl karar verdin? Kadın basketbol takımımız da var. Yani 24 kişi. 24 kişinin 24'ünü de yapacağız. Çok güzel programlarımız olacak. Önümüzdeki hafta sürpriz olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hatamız olduysa affola. Keyifli bir gün geçirdik. Umarım sizler de geçirmişsinizdir. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.